Merhabalar, en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimizde yoğurt tatlısı hazırlıyorum. Yapımı oldukça pratik, çok da lezzetli bir tatlı. Buyurun, yapımına başlayalım. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Tencereme 3 su bardağı toz şeker alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik standart su bardağı arkadaşlar. Üzerine yine aynı bardakla 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Soğuk ya da sıcak su fark etmez. Ben soğuk su ekledim. Üzerine ince bir dilim limon ilave edeceğim. Küçük bir dilim limon ilave ediyorum. Ocağımın altını yaktım ve şerbetimi karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar şerbetimi karıştırmaya devam ediyorum. Şeker eridikten sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatacağım. Şerbetimiz hazır olacak arkadaşlar. Evet, şerbetimiz 15 dakika kaynadı. Ocağımın altını kapattım ve şerbetimi dinlenmeye alıyorum. Şerbetimizi oda ısısında soğumaya bıraktık. Bu arada tatlımızın kekini hazırlayalım. Çırpma kabıma 3 adet yumurta kırdım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ilave ettim. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 adet de kullanabilirsiniz. Mikserimle yüksek devirde yumurta ile şeker iyice beyazlaşana kadar çırpıyorum. Çırpma aşaması önemli. Kekimizin daha güzel kabarması ve yumurta kokmaması için çırpmak önemli arkadaşlar. Şimdi içine 1 su bardağı oda ısısında 10 dakika kadar bekletmiş olduğum yoğurdumu ilave ediyorum. Yoğurdum ev yapımı sulu tarafından ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim ve 1 adet limon kabuğu rendeledim. Bütün malzemeleri şöyle spatula ile iyice çırpıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı ilk olarak elenmiş unu ekledim. Üzerine 1 paket vanilya, 1,5 paket kabartma tozu ve tekrar 2. su bardağı elenmiş unu ekliyorum. Ve bütün malzemelerimi spatula ile alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. İçinde hiç topak kalmayıncaya kadar malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kek harcımız artık hazır. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Normal kek harcından biraz daha koyu bir kıvamda. Yuvarlak büyük boy borcamı tereyağı ile yağladım. Hazırlamış olduğum kek harcını borcamıma boşaltıyorum. Harcımı spatula ile tepsiye yayıyorum. Eşit olacak şekilde üzerini düzeltiyorum. Şöyle borcamı sallayıp tezgahıma 1-2 kez vurduktan sonra önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kürdan testi yaparak eğer kürdan temiz çıkıyorsa fırından çıkarabiliriz kekimizi. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Oda ısısında 15 dakika dinlendirdikten sonra ılayan kekimi dilimlerine ayırıyorum. Baklava şeklinde dilimliyorum arkadaşlar. Kekimizi dilimledikten sonra şerbetini verirsek daha güzel şerbetini çekecektir. Kekimizi şerbetiyle buluşturabiliriz artık. 15 dakika dinlendirmiştik. İlk sıcaklığı geçmiş durumda. Şerbetimiz de oda ısısında ılınmış bir vaziyette. Şerbetiyle buluşturuyoruz artık tatlımızı. Görmüş olduğunuz gibi tatlımız şerbetini çabucak çekiyor. Şerbetten bir kepçe ayırıyorum arkadaşlar. Bunu servis aşamasında üzerine dökeceğim ki tatlım daha parlak ve güzel görünsün. Şerbetini daha güzel içine çeksin diye tatlımın üzerine örtüyorum. Tatlımız iyice soğuduktan sonra son olarak üzerine ayırmış olduğum bir kepçe şerbetini döküyorum ve her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Bu sayede tatlımız daha parlak ve güzel görünecektir.
Servise geçmeden önce üzerinin süslemesini yapıyorum. Hindistan cevizi ve yeşil fıstık kullandım. Sizler dilediğiniz gibi, sevdiğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tatlınızı. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma bir beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Tatlımdan bir dilim çıkararak sizlere kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı görüyorsunuz. Şerbetini içine hapsetmiş durumda. Kıvamı gayet güzel. Ramazan'da bu tatlıyı bol bol yapıp tüketebilirsiniz. Oldukça basit bir şekilde hazırlanıyor ve gerçekten lezzetli bir tatlı. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.